Değerli arkadaşlarım, geldik Türkiye'de meridyenler konusuna. Meridyenler bizim için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Meridyen eşittir yerel saat. Bakın, saat kavramını görünce kesinlikle meridyenle ifade edeceksiniz. Meridyen denilmemişse diğer adı devreye girecek. Diğer adı ise boylam olarak karşımıza çıkacak. Meridyen, boylam aynı şey diyoruz ve boylam eşittir yerel saat olarak karşımıza çıkıyormuş. Bu bizim için önemli. Peki meridyenlerin özelliklerine bakalım mı? Bir de görelim bakın. Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında biten ve dünyayı doğu yarım küre, batı yarım küre olmak üzere ikiye ayıran hayali çizgiye verilen ada meridyen diyoruz. Yakından görelim. Bakın, bir kutup noktasından başlıyor, diğer kutup noktasında bitiyor. Bunun adı meridyen olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapıyor? Dünyayı doğu yarım küre ve batı yarım küre olmak üzere ikiye ayırıyor. Ekvator vardı ya, dünyayı neye ayırmıştı? Kuzey yarım küre, güney yarım küre. Meridyen yani boylam ise Türkiye'yi doğu yarım küre ve batı yarım küre olmak üzere ikiye ayırıyor. Anlaşılıyor mu? Anlaşıldığını tahmin ediyorum. Peki bu bizim başlangıç meridyenimiz, başlangıç paralelimiz, enlemimiz ekvator olarak karşımıza çıkıyordu. Başlangıç boylamımız ise İngiltere'nin Greenwich kasabasından geçiyor. Başlangıç meridyenimiz İngiltere'nin Greenwich kasabasından geçecek. Ama biz Osmanlı döneminde yıllarca başlangıç meridyenini Ayasofya olarak baza aldık. Ali Kuşçu Osmanlı döneminde astronomiyle uğraşan bilim adamı ne yapmıştı? Osmanlı döneminde Ayasofya'yı başlangıç boylamı olarak kabul etmişti. Bu da bizim için önem taşıyor. Osmanlı döneminde başlangıç boylamı nereden geçmiştir? İstanbul olarak karşımıza çıkacak değerli arkadaşlar. Peki Türkiye'ye bakalım. Türkiye başlangıç boylamı bu. Doğu yarım küre, batı yarım küre. Türkiye doğuda mı yoksa batıda mı yer alıyor? Türkiye doğu yarım kürede, yani başlangıç boylamının doğusunda yer alıyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak buradan başlıyor ya sıfır. Bu 180 tane doğu yarım küreye gidiyor. 180 tane de batı yarım kürede olmak üzere toplam 360 tane meridyen yani boylam karşımıza çıkıyor. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de en batıda 26 boylamı, 26 görüyor Türkiye'yi. Türkiye'den dışarı çıktıkça bir de 45 boylamı Türkiye'yi görüyor. Sonuç olarak karşımıza ne çıkıyor? Türkiye 26-45 doğu boylamı arasında yer almaktadır. Türkiye'den geçen boylamların hepsi dedesinin nesi nedir? Doğu boylamıdır. Şimdi şu şekilde sorular karşınıza çıkacak. Türkiye'nin mutlak konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye'de batı paraleli geçiyor diye bir kavram olabilir mi? Olamaz. Türkiye doğu yarım kürede yer alır ve Türkiye'den geçen boylamların hepsi doğu boylamı olarak karşımıza çıkacaktır. 26'yı görüyorsunuz ve 45'i görüyorsunuz. Sonuç olarak Türkiye'nin koordinat değerleri belirleniyor. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu boylamı arasında yer alıyor. Boylam bizim için önemli dedik ve boylam sadece yerel saati ifade eder diye durumu açıkladık. Ve bizim için önemli olan bir boylam özelliği daha var. Saat kavramını ortaya çıkaracak. İki boylam arası yerel saat farkı 4 dakikadır. Yani ben Türkiye'de 26 boylamından 27 boylamına gittiğimde 4 dakikalık bir saat farkı görebiliyorum. Bir diğer önemli özellik ise ne olarak karşıma çıkıyor? Boyları. Bunların boyları eşit. Bakın, kısalma var mı? Yok. Bir kutup noktasında başlıyorlar, diğer kutup noktasında bitiyorlar. Boyları eşit. Fakat paralel, yani enlem dediğimiz unsurun boyları ne oluyordu bakın? Kutuplara doğru gittikçe küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ve bir nokta haline kadar geliyordu. Bu şekilde karşımıza çıkacak. Onun dışında
geliyorum diyorum ki boylamlar arası mesafe önem taşıyor. İki boylam arası mesafe ekvatordan kutuplara doğru gittikçe bakın ne olacak? İyi bakın, iyi bakın, iyi bakın daralacak. Yani boylamlar arası mesafe ekvatordan kutuplara doğru gittikçe ne oluyor? Daralıyor. Ekvatordan kutuplara gitmek Türkiye'de Hatay'dan kuzeye doğru gitmeyi ifade ettiği için ne diyorum? Diyorum ki güneyden kuzeye doğru gittikçe meridyenlerin arasındaki mesafe daralır. Peki karşıma hangi kavramla çıkıyor? Boylam yerel saatle çıkıyor. Ben diyorum ki doğuda yerel saat ileri, batıda yerel saat geri. Bu kavram bana yerel saat sorularını çözdürür mü? Tabii ki çözdürür. Bir de şunu bilmem gerekiyor. İki boylam arası yerel saat farkı 4 dakikadır. Bunlar benim için en açıklayıcı cümleler olarak karşıma çıkacak. Ben Türkiye'de doğunun saatinin ileri olduğunu biliyorum. Güneş doğuda erken doğuyor, erken batıyor, batıda geç doğuyor, geç batıyor mantığı var. 26 Türkiye'nin en batısından geçen boylamı, 45 ise Türkiye'nin en doğusundan geçen boylamı ifade ediyor. Sizce 26'da mı saat daha ileridir yoksa 45'te mi? Tabii ki 45 boylamında saat daha ileride olacaktır. Çünkü 45 daha doğuda yer alır. Ne dedik? Doğunun saati ileri, batının saati geri. Ankara'nın mı yerel saati daha ileride olur yoksa Muş'un mu yoksa Elazığ'ın mı? Tabii ki sonuç olarak Muş ve Elazığ'ın yerel saati Ankara'ya göre daha ileride olacaktır. Peki Ankara'ya göre yerel saati geride olan bir merkez düşünelim. Neresi olabilir? İstanbul olabilir mi? Olabilir. İstanbul Ankara'ya göre daha batıda yer alıyor. Ne dedik? Doğunun saati ileri, batının saati geri. İki boylam arası yerel saat farkı 4 dakikaysa ben Türkiye'nin en batısıyla en doğusu arasındaki yerel saat farkını nasıl bulabilirim? 45'ten 26'yı çıkarırım. 19 bulurum. Demek ki Türkiye'den 19 tane meridyen yani boylam geçiyormuş. İki meridyen arası yerel saat farkı 4 dakika olduğu için 19'u 4 ile çarparım ve Türkiye'nin en batısıyla en doğusu arasında 76 dakikalık bir zaman farkı bulurum. Peki hangi merkez 76 dakika daha ileride? Tabii ki 45 değil mi? Iğdır'dan geçiyor. Iğdır tarafında 45 doğu boylamında yerel saat daha ileride olacaktır. Sonuç olarak toparlayıcı cümle ise Türkiye'nin en batısıyla en doğusu arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır. Bir de önemli kavramlardan bir tanesi şu. Soru kalıbı şu şekilde geliyor. Hangi iki merkez arasında yerel saat farkı daha fazladır? Hangi iki merkez arasında yerel saat farkı daha azdır? Boylamlar arası mesafe arttıkça yani merkezler arasında uzaklık arttıkça mantık olarak düşününce ne karşımıza çıkıyor? Yerel saat farkı artar. Şu şekilde düşünün. Muş'la Bingöl yan yana. Yerel saat farkı az. Ama Muş'la Ankara biri burada biri burada. Ne oluyor? Merkezler birbirinden uzaklaştıkça yerel saat farkı artıyor değerli kardeşlerim. Bu şekilde soru kalıpları karşınıza çıkacak. Onun dışında bir diğer unsurumuz ne dedik? Dedik ki toparlayalım. Türkiye bakın 26-45 doğu boylama arasında yer alır. Ve doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı vardır. Genellikle dünya üzerinde çok kafa karışıklığı olmasın ama 360 tane boylam olduğu için bu saat kavramı biraz karışabiliyor. Buna bağlı olarak ne yapıyorlar? Ulusal saatler belirliyorlar. Türkiye'de ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alıyor. Bakın ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alıyor Türkiye. Genellikle biz şu an
hangi saat dilimini kullanıyoruz? Üçüncü saat dilimini kullanıyoruz. Üçüncü saat dilimi ise neresi olarak karşımıza çıkıyor? Iğdır'ın saati olarak karşımıza çıkıyor. Iğdır bizim için önemli. Niye? Çünkü tüm Türkiye olarak Iğdır'ın yerel saatini kullanıyoruz. 45 Doğu Boylamı'nın ulusal saatini kullanıyoruz biz. Ulusal saatin mantığını anlayabildik değil mi? Ulusal saatin mantığı nasıl karşımıza çıkıyor? Tekrar söyledim. 180 tane doğuda, 180 tane batıda ne bulunuyor? Boylam bulunuyor. Yerel saat karışıklıklarını ortadan kaldırmak için ulusal saat belirleniyor. Tekrar ediyorum. Bir gün 24 saat, 24 saat yani 24, 360 meridyene bölünüyor ve sonuç 15 bulunuyor. Her 15 boylamda bir saat dilimi ortaya çıkıyor. Bu mantık ortaya çıkıyor. Sonuç olarak Türkiye 2. ve 3. saat dilimleri arasında yer alıyor. Eskiden yaz ve kışa göre ulusal saat kullanımımız değişiyordu. Daha sonra ne yaptık? Yaz saati uygulamasını iptal ettik ve hepimiz Iğdır'ın yerel saatini kullanmaya başladık değerli arkadaşlar. 45 Doğu Boylamı Iğdır bizim ulusal saatimiz olarak karşımıza çıkıyor. Ve size soracaklar, diyecekler ki verilen merkezlerin hangisiyle Türkiye'nin ulusal saati arasındaki yerel saat farkı daha fazladır? Ne yapmam gerekiyor? Iğdır benim ulusal saatimi belirliyorsa Iğdır'dan uzaklaşmam lazım. Uzaklaştıkça ne olacak? Yerel saat farkı artacak. Bakın 45'ten geçiyor. Burada 26 var. Zaten ne demiştik? Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı var demiştik. Şuraya bir merkez çizelim ve şuraya bir merkez çizelim. Hangisinin yerel saatiyle ulusal saatimiz arasındaki zaman farkı daha fazla olur? Tabii ki burası uzak olduğu için ne olacaktır? Yerel saat farkıyla ulusal saat arasındaki zaman farkı artacaktır. Unutmuyorsunuz, yerel saat sadece saat kavramında karşımıza çıkar. Saat görürsem sorumun cevabı boylam olarak karşıma çıkacaktır. Boylam yoksa zaten enlemi de boylamı da mutlak konum başlığı altında değerlendiriyorum. Evet, devam ediyoruz ve diyoruz ki bizim için önemli olan bir diğer unsur yerel saat hesaplamaları. Yerel saat hesaplamalarından uzun süredir soru gelmiyor. Genellikle kolay bir şekilde karşımıza çıkacak. İşin mantığı şu. Az önce yaptık ya, Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasındaki yerel saat farkını bulduk. Ne yapacağız? Aynı mantığı uygulayacağız. Demiş ki 26 Doğu Boylamı'ndaki Balıkesir'de yerel saat 14 iken 41 Doğu Boylamı Ağrı'da yerel saat kaçtır? Ne yapıyorum? Kaç tane boylam farkı olduğuna bakacağım. 41'den 26'yı çıkarıyorum ve 15 buluyorum. Demek ki benim Balıkesir ile Ağrı arasında 15 tane boylamım var. İki boylam arası yerel saat farkı 4 dakika olduğu için 15 ile 4'ü çarpıyorum ve 60 dakika buluyorum. Ağrı daha doğuda olduğu için ne olacak? Yerel saati Balıkesir'e göre 60 dakika ileride olacak. Yani Ağrı'da saat kaç olarak karşımıza çıkacak? 15 olarak karşımıza çıkacak ve bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar yerel saat hesaplamalarını. Bir diğer önemli unsur ise ufuk düzlemi soruları. Bu şekiller gözümüzü korkutmasın, çok basit. Şurası tepe nokta, saat 12. Yani güneşin tam tepede olduğu an olarak karşımıza çıkacak. Doğunun saati ileri, batının saati geri kavramını söylemiştik. Burada güneş doğmaya başlıyor. 6, 7, 8, 9, 10. Bunların çok önemi yok. Tepede saat 12 oluyor.
Daha sonra bakıyorum batıya gidiyorum. 1, 2, 3, 4 akşam 6'ya kadar gidiyor ve güneş batıyor. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve ufuk düzlemi soruları bizim için önem taşıyor. Gözümüz korkmasın, çok basit bir mantığı var. Güneşin tam şu tepede olduğu an saat 12 olarak karşıma çıkıyor. Buradan güneş doğmaya başlıyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunun çok önemi yok. Yani böyle hepsinin noktasına kadar bilmemize gerek yok. Güneş geliyor tam tepede, saat 12 oluyor. Daha sonra 13, 14, 18'e kadar batmaya kadar gidiyor. Ve soru bizim karşımıza şu şekilde çıkabiliyor. Bir merkez veriyor. Diyor ki Ankara'da güneş tam tepe noktasındayken Muş'ta hangi konumdadır? Muş Ankara'nın doğusunda mı? Doğusunda. Yerel saat daha ileride olacağı için güneşin konumu nerede olur? Burada olur. Burada olabilmesi için Muş'un Ankara'nın batısında olması gerekir. Anlaşılıyor mu? İşin mantığı sadece bu. Bu kadar basit bir şekilde karşımıza çıkacak. Görselimiz var. Bakalım. K, L ve M merkezi var. Bakıyorum K'de saat tam 12, değil mi? L'ye bakıyorum. L'de saat kaç olarak karşıma çıkıyor? Bak görsele, daha güneş yeni doğmaya başlıyor. Ve M merkezi var. Bunları nasıl yorumlayabilirim? Sizce hangisi K merkezinin batısında? Tabii ki saati geride olan, yani L merkezi daha batıda olarak karşıma çıkıyor. Ve M merkezine bakınca saati daha ileride olduğu için en doğudaki merkez olarak karşıma çıkıyor değerli arkadaşlarım. Bu şekilde yorumlayabilmek mümkün. K merkezini Ankara olarak düşünelim. Verdi, dedi ki Ankara'da güneş bu konumdayken M olan merkez hangi şehire ait olabilir? Bakıyorum yerel saat daha ileride. O zaman M merkezinin Ankara'ya göre daha doğuda olması lazım. Geliyor şıklar. A Edirne. Edirne olur mu? Edirne daha batıda, saatin daha geride olması lazım. Gitti. Dedi ki B Bursa. Bursa daha batıda, yerel saatin daha geride olması lazım. Gitti. Onun dışında geliyor bir diğer merkez, İzmir. İzmir Ankara'nın batısında, yerel saatin daha geride olması lazım. Gitti. D dedi Kayseri. Kayseri Ankara'nın daha doğusunda. Daha doğusunda olduğu için yerel saat nasıl olur? Daha ileride olur. Veya Muş olsun veya Malatya olsun, değil mi? Doğunun saati ileri, batının saati geri kavramı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı olduğu için çok belirgin farklar karşımıza çıkmayacaktır. Yani biri şurada olsun, biri şurada olsun, aralarında çok mesafe olsun gibi farklılıklar ortaya çıkmayacaktır. Bunu da bilmenizde fayda var. Yerel saat bu şekilde karşımıza çıkacak. Unutmuyorsunuz, tekrar ediyorum. Diyorum ki bir kutup noktasından başlayacak, diğer kutup noktasında bitecek. Bu unsurun adı boylam. Türkiye 26-45 doğu boylamı arasında yer alır. Ulusal saatimiz 3. saat dilimi I'dır. Bizim için önemli, en toparlayıcı cümle, doğunun saati ileri, batının saati geri ve Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı bulunuyor. Ne yaptık? 26-45 birbirinden çıkardık, 19 boylam bulduk, 4 ile çarptık ve 76 dakikalık bir zaman farkı bulduk. Doğunun saati ileri, batının saati geri kavramı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir parça verdi bize yukarıda. Dedi ki hangisiyle açıklanır? Yukarıda verilen parçada saat kavramı geçmişse, saat kelimesi geçmişse
Açıklanacağı kavram kesinlikle boylam kavramıdır. Saat dışında boylamla pek de işimiz yok. Boylamın, meridyenin özelliklerini tekrar ediyorum. İki boylam arasında mesafe kutuplara doğru gittikçe daralır, birbirine yakınlaşır. Bu Türkiye'de güneyden kuzeye gidince de aynı şekilde geçerlidir. İki boylam arasında yerel saat farkı 4 dakikadır ve boylamların boyu her yerde eşittir. Türkiye'nin boylam değerleri 26-45 doğu boylamı olarak karşımıza çıkacaktır. Ve aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerin hepsinde yerel saat aynıdır. Öğle vakti aynıdır. Zaten yerel saat aynıysa öğle vakti de aynı olacaktır. Güneşin en tepede olduğu an saat 12'yi ifade etmektedir. Aynı şekilde mantık aynı, saate çıkıyor. Ve gölge boyunun en kısa olduğu anda aynıdır demek mümkündür. Saat dilimleri aynı, hatırlayın zaten boylama göre belirleniyordu. Onun dışında şu yanılgılara düşmeyin. Aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerde güneş aynı anda doğup aynı anda batmaz. İstisna olarak hangi tarihlerimiz var? Ekinoks tarihlerimiz var. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerde güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Saat, zaman ve vakit varsa cevap boylam olacaktır. Süre olunca hatırlayın konu nereye gidecek? Enlem etkisine gidecek. Ve bir diğer önemli özellik, hatırlayalım, aynı enlem üzerinde yer alan noktalarda ortak özellikler neler? Hatırlıyoruz, dedik ki grup ve tan süresi aynı. Onun dışında gece ve gündüz süreleri ve farkları aynı. Bakı yönleri genellikle aynı olarak karşımıza çıkıyor. Güneş ışınlarının düşme açısı, onun dışında güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği mesafe, gölge boyları, gölge yönleri ve çizgisel hızları aynı olarak karşımıza çıkıyor. Değerli kardeşlerim, boylamlar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Özetlemek gerekirse sadece tek kelime saat kavramı. Emin olun bunu bilmek bile yeterli oluyor. Çünkü çıkan sorulara bakarsanız genellikle bu düzeyde sorulmuş. Hep saat kavramı istenmiş, saat kelimesi geçmiş, hangi unsurla ifade edilir gibi sorular gelmiştir. Bunu söylemekte fayda var. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.